Güvenli ve hızlı al sat yapabileceğiniz kripto para borsası Nariyex gündem özeli sunar. Sevgili izleyicilerimiz, öncelikle hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün bu hafta gündeme özel programımızın konukları çok değerli dostlarımız. Bir gün bir karar vermiştik. O 41 hafta önce biz bir program yapalım demiştik. O programı 41 hafta önce karar verdiğimiz dost meclisiyle birlikte başladığımız programa dönem dönem dostlarımız katılmış. Dönem dönem hüzünlenmişiz. Dönem dönem gülmüşüz ama bilin ki programın da yavaş yavaş sonuna geldiğini hissettik ve gördük. Ama neyi gördük? 41 haftanın dolduğunu, her başlangıcında bir aranın zamanı olduğunu. Kimlere derseniz dostlarımızla birlikteyiz. Bugün de beni yine yalnız bırakmayan dost meclisi dostlarım, öncelikle kendilerine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Tabii bugün gerek dostluktan türkülerimizi söyleyeceğiz, kimle söyleyeceğiz derseniz her zaman olduğu gibi yine dost meclisimizden Sayın Hüseyin Gündoğan. Tabii yine şiirleriyle bize destek olan arkadaşlarımız Sayın Erhan Yılmaz olacak. Yine yöremizin çok değerli bir tam sanatçısı mı desem, yoksa albümü olmayan bir sanatçısı mı desem, Hamdi Tosun kardeşimiz destek vermiş olacak. Tabii aramızda çok değerli iki tane federasyon başkanımız var. Birazdan kendilerini tanıtacaklar. O federasyonlarımızda gerek yapmış olduğu çalışmalardan bahsetmiş olacaklar. Yine Halil Oğlak Ağgül söyleyecek ama merakla bekleyin diyoruz, şimdi değil. Sayın Mehmet Bağca da yapmış olduğu hayrını hasenatından bahsetmiş olacak. Sayın Hacer Arslan da 41 haftanın değerlendirmesini yapmaya çalışacak. Bir söz uzatmaksızın İlhan Bey'e verelim. İlhan Bey'in de siz sevgili izleyicilerimize söyleyecekleri var. Evet. Efendim Sayın Başkanlarımız hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Ekran başında bizleri seyreden değerli misafirlerimiz, biz Jurnalist TV ekranlarında WhatsApp ve mesaj hattımız 0545 241 47 çift sıfırdan efendim. Mesajlarınız, önerileriniz aynı zamanda canlı yayınımız Facebook ve YouTube üzerinden de seyrediliyor efendim. İki gün sonra YouTube'a tekrar düşüyor. Yarın 10 gibi de kısmetse tekrarımız var. Efendim tekrarlıyorum numaramızı 0545 241 47 çift sıfırdan. Mesaj ve önerilerinizi, güzel dilek ve temennilerinizi bekliyoruz. Buyurun Osman Bey. Evet, tekrar öncelikle sünnet-i vecibe yerine getirelim. Biz sağdan başlayalım. Sevgili dost meclisimizden dostlarımız kendilerinden bahsetsinler ve kendilerini takdim etmiş olsunlar. Daha da güzel olmuş olur. Ben mi tanıtayım? İyi o zaman. Her zaman olduğu gibi bizi yalnız bırakmayan o güzel sesiyle Sayın Hüseyin Gündoğan. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Ne söyleyeceğim bugün? Türkü mü? Programımızın formatı Dostlar Meclisi. İnşallah hep dostluktan dem vuracağız. Dostluk türküler okuyacağız. Ve bu dostluğumuzla beraber pekiştireceğiz türkülerle. İnşallah. İnşallah öyle diyorum. İnşallah. Evet. Yine sana eşlik edecek olan Sayın Hamdi Tosun. Eyvallah. Hoş geldin. Hamdi Tosun da ben yine Hüseyin abi de prepürtlü. Yani gün yamaç diyelim. Hamdi Tosun da Cencim ve Canova diyelim. Eskiyle yeniyle gitmiş olalım. Yine bir önceki dönem meclis üyemiz Sayın Süleyman Güneş, hoş geldiniz. Yapak. Evet. Yine onu genelde Okan Orat'tan tanımazlar. Köylüoğlu diye tanırlar. Zara'nın eski köylüoğullarından Okan Öztürk, hoş geldin. Teşekkür ederiz. Evet. Yine ben mikrofonu aslında ona vermek isterdim ama tabii o şimdi bugün alırsam bu programı ben alır götürürüm diyor. Yine bizim dostlarımızdan Mahmut Üstün de tekstil işiyle uğraşır kendisi. Hoş geldin. Evet. Derekse, Ekinli. Evet. Yine birçok köyden sayısal olaraktan küçüktür ama yapmış olduğu faaliyetlerle çok büyüktür. Kimden derseniz Avşar'a bağlıdır ama Avşar mezrasının ama bir Avşar'dan daha fazla faal olduğunu hissederim. Sayın Hasip Yıldırım, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet, yine federasyonlarımızdan ÖSFET
Federasyonumuzun Başkanı Sayın Halil Oğlak. Hoş geldin. Mikrofonu size alalım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Osman Bey. Sağ olun. A grubu bekliyorlar hasretle. Yani evet, özdeşti bizimle. Evet. Yaşlandık da artık da. Eski gibi söyleyemiyoruz ama gene de izleyicilerimiz için. Artık burada evet. Söyleyeceksin çünkü izleyicilerimiz, sevgili izleyicilerimiz mesajlarla şimdi birazdan destek verirler. Eyvallah, teşekkür ederim. Yine yapmış olduğu faaliyetlerle göz kamaştıran Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Bağca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Osman Bozkır. Bey. Bozkır, evet. Evet. Siz de bugün herhalde tahmin ediyorum kısa da olsa faaliyetlerimizden bahsedeceksiniz hayır hasenattan. İnşallah sıra gelirse. Evet. Tabii başladığımız günden bugüne kadar her derlemeleriyle özellikle yapmış olduğumuz 4 programla Zara'ya çıkamamıştık. Çünkü Zara onun gözünde çok büyük. Kültürüyle, sanatıyla, tarihiyle, tarihçesiyle. Sayın Haceli Arslan, Zara Merkez, hoş geldin. Bugün Zara'dan çıkacaksın herhalde. Zara'dan çıkmak mümkün değil. Yani program ilk başladığımızda biliyorsun birinci programı yaparken ikinciyi yapacağımızı bilmiyorduk. İkiyi yaparken üçü yapacağımızı bilmiyorduk. Üçte de gene dördüncü yapacağımızı bilmiyorduk. Ama bizim o zamanki davet ve çağrılarımıza kulak tıkamayıp icabet eden değerli hemşehrilerimizle programı sürdürmüş olman bizi fevkalade memnun etti. O katılımcı arkadaşlara da sizin programda kameraman arkadaşlarımızdan arka tarafta görünmeyen Emrah kardeşimize, bütün burada çay hizmetinde bulunan arkadaşlarımıza da şimdi teşekkür ediyorum. Evet. Bizden sonra İlhan kardeşimiz destekçin olarak SMS'leri falan bizlere duyurdu, katkı sağladı. Şahsında İlhan kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Zara'da niye çıkamadık? Ben başlamışken, mikrofonu elime almışken devam edeyim istersen. Evet, sen biz araya git. Eyvallah. Bugün sosyal medyada, Instagram'da Rafet Oğuzhan kardeşimize ben teşekkür ediyorum. Dostlukla ilgili bir yazı paylaşmıştı, çok hoşuma gitti. Dost bulmak bazen bir ağacın büyümesi kadar uzun, bazen bir kuşun kanat çırpması kadar kısadır. Ancak önemli olan yenileri bulmak değil, var olanın kıymetini bilmek. Bu çok manidar bir yazıdır, sözdür. Evet. Onun akabinde vefa borcu, dostluk. Vefa bir lafla, semt değil. O Fatih'te. Evet. Dostluk sözle olacak, sadece dostum demekle bitecek bir mesele değildir. Vefayı bilmek, kadir kıymet bilmek, dayanışmayı bilmek, en önemlisi de insanca yaklaşımı bilmek. Samimi olmak, içten olmak. Ecdadımızın yaşam tarzına baktığımız zaman, zaman zaman dile getiririm, çocukluğumuzda esnaflar arasında fevkalade çok güzel bir dayanışma vardı. Şimdi nerede? Aynı ecdadın nesilleri, torunları değil miyiz biz? Evet. Ancak bir ihtiyar bir ağacın altında oturup dinlendikten sonra yola devam edeceği zaman ağacın dibine su döker, o ağaçtan serinlendiği, dibinde oturduğu için helallik isteyerek kalkar gidermiş. Ağaçtan. Ağaçtan. Ben hiç unutmam, çocukluğumda dedem rahmetli bir yere gittiğimiz zaman, başka bir yere, oradan ayrılırken ey dağlar taşlar, ağaçlar kuşlar, hakkınızı helal edin. Sizin sayenizde burada nefes aldım, oturdum der, bir helallik isterlerdi. Şimdi bizler de aynı şekilde bir yerden vefa gördüğümüz zaman geri dönüp teşekkür edebilmekten aciziyet içerisindeyiz. Yani burada dostluğun ne, dostlukla ne alakası var denilebilir ama bir cemiyete girdiğiniz zaman Allah'ın selamını verilir. Selamlaşılır, Allah'ın selamı üzerine olsun denir. Orada bir muhabbetin gelişmesi sağlanır. Dostlukta da
bir muhabbetin oluşmasıyla bu ticarete de yansır. Hastasında, cenazesinde, düğününde, cergesinde deriz, cemiyetinde birlikte beraberlikte dayanışma içerisinde olmasına vesile olmaktır. Yine eskiden anlatacak olursak ecdattan, bahçesinde yetiştirdiği mahsulün satışa çıkarmadan önce poşetlere koyar, bahçenin kenarında veya bir ağaç dalına, o zaman bez torbalardı, şimdi poşetler. Gelen gidenin göz hakkı vardır, onlar da yesinler diye. Kuşların bile hakkı gözetilerek. Orada da yine dostluk. Tabii ki, yani bu insanlığın gereği olan bir şey. Elbette ki. Evet. Dün yine sosyal medyada bir değerli kardeşimiz paylaşmıştı. Norveç'te elma bahçesinin kenarına poşete koymuş, yiyemeyenler alsın diye. Ben de ona yorum yazdım kardeşimize ki bu Osmanlı'nın kültürüdür, ecdadımızın kültürüdür. Bizim şimdi yaşayıp da inancımızı yaşadığımız şekilde yönlendirmeye çalışırken onlar bizim inandığımız gibi yaşamaya çalışıyorlar. Bize unutturuyorlar, kendi onlar yaşamaya maalesef, çalışıyorlar. Maalesef. Yani evet. Burada gene paylaşımda vefasızlığın, vefanın bilinmesi herkesin bir hakkı olduğunu, göz hakkı diyor. Oradan geçerken görmüş ama almaya gücü var mı yok mu? Hani şimdilerde şey başladı. Askıda deniyor ya, ekmek falan askıda. Ramazan'da bu genelde yapılıyordu ama daha önceden üretilen her türlü yetiştirilen mahsulün alamayan insanların, gücü yetmeyen insanların da oradan faydalanmasını sağlıyordu. Ben buradan başka bir konuya geçeceğim müsaade ederseniz. Geçmeden Hüseyin abi geçeceğiz. Eyvallah. Evet. Muhabbeti hem sanatla hem de dostluk muhabbeti üstünde yürüyeceğiz. Eyvallah. Evet. Eyvallah Osman kardeşim. Geçeceğin yer işaretle. Hacı abi. Tamam. Tamam. Şimdi öncelikle Süleyman Güneş'in isteği vardı. Efendim? Süleyman Güneş'in isteği vardı. Dilimizin döndüğü kadar inşallah bir şeyler, gönülleri inşallah cilalamaya çalışacağız. Yalnız müsaade buyurursan ben kısa ve öz böyle bir şeyler söylemek istiyorum. Dostluk dediğim berrak bir su gibidir derler hani. Gittiği yeri de yıkayarak gider, geldiği yeri de yıkayarak gider. Ben bu dostluğumuza, bu dost kardeşlerimize, abilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bunca yıllar buraya kadar geldik. İnşallah bundan sonra da bu birliğimiz, dilimiz daim olur. Kaç yıl oldu? 18 mi? 19 mi? Öyle tahmin ediyorum. Yani inşallah nice 18'lere. 18'in içindeyiz. Şimdi ben bir dörtlük çok hoşuma gider. Her zaman o klasikleşti, ben de çok severim. Bir acı rüzgar esince sallanmadık dal mı kalır? Dost dostunu arzularsa aşılmadık yol mu kalır? Eğer dost dostunu arzularsa, ben bugün biraz şöyle kısadan bir ahvalimi, halimi arz etmek ben istiyorum. Ben de onu tamamlayacak olursa, ben de şunu söylüyorum. Dostumu çok ama trafikten dolayı da, şehir dışında olduğundan da katılamayanlar var. Ama yine her zaman için buradaki ismini saydıklarımız değil, gelemeyen dostlarımız onların da var. Onların gönülleri bizimle. Biz onu iyi biliyoruz, o arkadaşlarımıza buradan selam olsun. Aleyküm selam. Şimdi ben buradan çok özür diliyorum kıymetli izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden. Niçin diye sorarsanız, bizim bir Mehmet amcamız vardı. Derdi ki, hastanın hasta olduğunu ben şundan anlarım. Başucuna bir elma koyacaksın. Eğer o elma bir ay başında duruyorsa, bil ki bu adam hastadır. Ben de şimdi bugün inan ki çok rahatsızdım. Ama dostlar grubunun sesini duyunca şöyle başımı kaldırdım yataktan. Dedim ki benim oraya gitmem gerek. Evet dedim ve bugün geldim. Sesim de bugün bilmiyorum. Açılıyor. İnşallah değerli dostlarımız kurandan inşallah önce bize katıda bulunacak. Kur'an'dan önce söyledin. Yavaş efendim? Yavaş açılıyor. Evet. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Madem ki dostluk gecemiz bugün,
bir dostluk türküsü okuyalım abi. Okuyalım. Yıllarca, çünkü yıllarca demiyorum da bu Covid'den dolayı uzun zamandır birbirimizi göremiyoruz. Dostlar merhaba merhaba, dostlar merhaba merhaba, canlar merhaba merhaba, dostlar merhaba merhaba, merhaba. Dostlar için geçti ömrüm, ey benim vefasız gönlüm, dostlar için geçti ömrüm. Bugün burada misafirim, dostlar merhaba merhaba, canlar merhaba merhaba, dostlar merhaba merhaba. Bugün burada misafirim, dostlar merhaba merhaba, canlar merhaba merhaba, dostlar merhaba merhaba, canlar merhaba merhaba. Dosta doğru giden kervan, dosta doğru giden kervan, çok ağlattın güldür beni, düşmüş emelden ayakta, tut elimden kaldır beni. Düşmüş emelden ayakta, tut elimden kaldır beni. Tut elimden düşmeyelim, tut elimden düşmeyelim, doğru yoldan şaşmayalım, derdim vardır deşmeyelim, böyle dosta bildir beni. Yarem vardır deşmeyelim, böyle dosta bildir beni. Tut elimden ferman eyle, tut elimden ferman eyle, gel bu derde derman eyle, götür dosta kurban eyle, öldür derse öldür beni. Götür dosta kurban eyle, götür dosta kurban eyle, öldür derse öldür beni. Ağzına sağlık. Yani iyi iyi. Isınıyor, ısınıyor. İyi midir inşallah? Isınıyor, ısınıyor.
İzleyicilerimiz de birazdan puanını verir zaten mesajlarıyla. Evet. Evet, mikrofonu alalım. Halil Bey, tabii ÖSFET Federasyon olaraktan önce Dost Meclisi'nden takibinde de öncelikle programı hazırlayıp bizleri davet ettiğiniz için şahsında ekibinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Uzun zamandır bir araya gelemiyoruz. Ama dostluğumuz biraz önce söylediğiniz gibi yıllara dayalı. Elhamdülillah kırılmadan dökülmeden devam ediyor. Güzel olanı bu. ÖSFET olarak 2 yıldır ki piknikler falan olmuyor. Ama eğer sakınca görmezseniz diğer başkan olduğum kurumdan birkaç cümleyle İHA'dan bahsetmek isterim. Uygun görürseniz tabii. Biraz federasyondan gidelim. Peki. O zaman şöyle diyelim. Biraz daha bu pandemi döneminde evrensel kurumlar, yerel kurumların destekleriyle dünyadaki, mazlum coğrafyadaki, Suriye'deki, Yemen'deki, işte son zamandaki Gazze'deki ve dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahibi mazlumlara yapmış olduğu yardımlardan birkaç cümleyle bahsedelim. Önce Kızılırmak Federasyonu Başkanım Mehmet Bağca ağabeyimin büyük destekleriyle çok ciddi yardımlar, destekler gitti. Bunların çok büyük karşılığı var tabii. Bunu söylerken buradaki yapmış bunların tabanı nerede? Yine bizim tabanımız yani Zara'dan mı? O yani bizim tabii şey. Bunlara geleceğim söylediğiniz şey. Ben özellikle bir Sivaslı Zaralı olarak burada da dostlarımızın içinde de federasyon başkanım ve diğer iş adamlarımızın kardeşlerimizin çok büyük destekleriyle çok büyük yardımlar yaptık. Allah razı olsun Hacer abinin vesilesiyle bizim Şan Üniversitesi'ne giden 8 tır bir yardımımız var. Orada her şeye ihtiyaç vardı. Yani işte açtırdığımız kuyuları ama o bölgeye gidip gördüğümüzde Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu, milletimizin o mazlum coğrafyalarda, Balkanlarda, Asya, Afrika, Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetlerinde karşılıklarını görüyorsunuz. Oradaki insanların umudunun devletimiz ve milletimiz olduğunu görüyoruz. Buna şahit oluyoruz. Bunu yaşadık işte Süleyman Bey'le, Mehmet Bağca Başkanım'la bizzat yurt dışlarına giderek bunlara şahit olduk. Ben bu vesileyle özellikle Sivaslı hemşehrilerimizin aynı yardım, nakdi yardım bağışlarından dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Milletimizin ne kadar cömert olduğunu, devletimizin ne kadar güçlü olduğunu dışarı çıktığında daha çok görüyorsun. Yani ülke dışına. Bütün dünyayı gezdiğinde işte Balkanlar, Asya, Afrika, Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetleri dolandığın zaman, öyle bir gezdiğin zaman, bir tur yaptığın zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu orada dışarı çıktığında görebiliyorsun. Bir de oradaki milletlerin bizden umdukları ve bizim oraya götürmüş olduğumuz kültürel bağımız, maddi yardımlarımız, manevi yardımlarımız ve gönül köprümüzün geliştirmesi konusunda. Mesela biz bir yardım götürüyoruz. Bir kurban payı götürüyoruz. Kurban payı götürürken sadece bir kurban payını bırakmıyoruz oraya. Neyi yapıyoruz orada? Biz onlarla gönül köprümüzü güçlendiriyoruz. Kopmuş olan gönül köprümüzü güçlendiriyoruz. Şu anda güçlenmekte olan gönül köprümüzü daha çok güçlendiriyoruz. Onların bizim milletimize, devletimize dua ederken çok, onlar derken bütün mazlum coğrafyadaki Müslümanlar yani çok, Müslüman evet. Müslüman milletler. Onlar bize dua ederken zulüm gören şu anki zulüm gören Müslüman milletler. Evet, kesinlikle. Onlar bizi sağcı, solcu, ocu bucu diye ayırmıyorlar. Bize millet olarak dua ediyorlar. Bizden bekledikleri de çok fazla şey değil. Bizim dedelerimiz işte biraz önce sizin bahsettiğiniz ecdadımız bir tohum ekmiş. Dünyaya dönüp Balkanlar, Asya, Afrika, Güney Afrika, Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetleri böyle bir tohumunu ekmiş. Yani İslamiyet'i oralara götürmüş, yaymış ama onların bizden beklentileri hem maddi yardım, hem manevi yardım, hem de
gönül köprümüzün gelişmesi. Bu çok mükemmel bir şekilde devam ediyor. Ben gene diyorum Mehmet abinin şahsında maddi manevi katkı veren, o coğrafyalara sahip çıkan bütün hemşehrilerime, bütün bağışçılarımıza, sizin aracılığınızla, 158'in aracılığıyla çok haber teşekkür de yapmıştık ediyorum. Zaten. Evet, haber o de yapmıştık. O bağcılardaki tırların kuruna çalıp da çıkarken oradan. Yani milletimizin cömertliğini de dışarı çıkınca çok görüyorsun. Burada görmüyorsun, tamam mı Osman Bey? Yani çok teşekkür ediyorum. Burada milletimizin ne kadar cömert olduğunu görmüyorsun. Ama dışarı çıktığın zaman Türkiye'nin yapmış olduğu hizmetleri, yardımları, hastanedir işte, sağlık ocağıdır, okuldur, yetimhanedir, efendime söyleyeyim diğer çalışmalardır, su kuyulardır. Baktığın zaman yani %90 Türkiye var. Yani İslam ülkesi olarak Türkiye var yani. Allah milletimizden, devletimizden razı olsun. Rabbim ceval vermesin. Ben teşekkür ediyorum. Geleceğiz, tekrar döneceğiz. Evet, teşekkür hemen ediyorum. Diğer federasyon başkanımız, Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Bağca. Sizde güzel çalışmalar oldu. Güzel çalışmalar yaptınız. Tabii Hasip de burada. Hasip de burada. Hasip de o konuda. Bilmiyorum, bazı söyleyeceği güzel şeyler vardır. Evet başkan, neler yaptınız? Özellikle sen biraz daha zara ağırlıklı. Sayın Halloğlak biraz daha ülke dışı. Siz biraz daha zara merkez ağırlıklı. Ama sen eskiden ülke dışıydı. Şimdi zaraya biraz fazla yoğunlaştın. Evet. Evet, ben önce bizi ekran başında izleyen tüm hemşerilerime özellikle saygı, sevgiye, hürmetle selamlıyorum. Aleykümselam. Yine bu programın hazırlanmasında Vizyon 58 ekibi olarak başta size, bizleri bir araya getirdiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi biz yeni bir federasyonuz. 2015'te kurulan bir federasyonuz. Yani 7 senelik bir federasyonuz. 7 senedir hakikaten boş durmadık. Yani bunu Afrika'dan başlayın, işte Suriye'den, İdlib'den, bu bölgede, Balkanlardan, her tarafta çalışmalarımız oldu. Yine tabii ki biz önce kendi il ve ilçe bazında da çok iyi şeyler yaptık. Allah razı olsun, bu konuda biz hep İHA'yı öne alarak, Bağcılar ilçe başkanı olarak Halil abinin gayretleriyle biz bu programlara dahil edildik ve olduk. Bizzat yerinde inceleme fırsatı bulduk ki hakikaten Afrika'ya gittiğimizde Afrika'daki yaşadığımız hadiseler, yerinde yaşanan hadiseler çok farklı bir şey. Yani ülkenizdekiyle oraları kıyaslama şansınız yok. Yani orada bir mazlumun kafasını okşamanız çok farklı bir olay. Yani o çocuğun özellikle yetimlerin yanlarında olduk. Yetimlerle ilgili çalışmalarımız oldu. Sudan, Niyala, işte oralardaki yine Halil abinin de söylediği gibi hakikaten içimizin kabardığı yerler oldu çok. Mesela Niyala'da bir şehre gittik. Niyala şehrine gittik. Bizim devletimiz oraya bir hastane kurmuş. Bunu yap işlet devret modeliyle kurmuşlar. Fakat onlar işletemediği için bizimkiler orada 60 tane Türk hekimiyle orayı tamamen işletmesini de üzerlerine almışlar. Hiç bedelsiz olarak bir tarafta girdik hastaneye, bir tarafta başbakanımızın resmi, bir tarafta cumhurbaşkanımızın resmi. Hakikaten o bizim gözlerimizi yaşartan bir hadisedir. Evet. Yine yalnız tabii İHA'yla da sınırlı değil, birçok hayır kurumlarının Türkiye genelinde bu bölgelere çok büyük destek verdiklerini biz oralarda şahit olduk. Orada en büyük olaylardan bir tanesi su, Afrika'da özellikle. Çok da iyi su kuyusu çalışmaları var ki biz de onlara katıldık, dahil olduk. Biz de açtırdığımız kuyular oldu. Yine Halil abinin de buyurduğu gibi kurbanlar kesildi orada. Hatta oradaki insanların geçimini sağlamak amaçlı süt keçileri, tavuklar, yumurta tavukları dağıtıldı. Yani biz bu şekilde çalışmalarımız oldu. Ayrıca geldik burada ilk Suriye'de Halep'ten başlayarak un tırları gönderdik. İşte İdlib'de giyim, kuşam, gıda maddeleri aynı şekilde un tırlarıyla oraya devam ettik bir dönem. Hepsini bunların biz Bağcılar İlçe Başkanlığı'yla yaptık. Yine Zara'dan biz gittik iki tır un, dedik ki unu da kendi ilçemizden almış olalım, en azından
Oradan da ilçemizde bir ilçemizin insanı faydalansın diye. Hatta Ekinli köyünden aldık bunu da. Oh, güzel. Hasılı kamyonları oradan kiraladık. Oradaki İHA'yı devreye soktuk. Vesaire çok güzel çalışmalar başlattık. Arkasından yine ilçemizde... Bu sene Zara Vakfı da bu projeyi gerçekleştirdi tahmin ediyorum. Ramazan ayındaki yapmış olduğu hayır koli noktasını Zara'daki esnaflarla paylaştırmış şimdi oldu. Şimdi biz pay etmiş olduk. 7 yıldır, yani... 7 yıldır Zara'da her sene Ramazan şeyini yaptık, kumanya işini. Yani aşağı yukarı 200 koli, 250 koliden başlayarak bugüne kadar her yıl devam ettirdik bunu. Hmm. Ayrıca bizim mesela Zara'nın 3 tane bölge okulu var, taşımalı eğitim yapan. Bunların giyim kuşamlarını üstlendik. Her sene gittik, giydirdik. Yine bu sene bu şey döneminde, bu pandemi döneminde çocukların uzaktan eğitim olayına gittik. Yani federasyon durmadı, yine çalıştırıyorsunuz. Tabii biz o dönemde de gittik, Zara'da tablet dağıttık. Hmm. Yani belediye ile birlikte. Arkasından kaymakamlığın bir projesi oldu. Gittik 18 aileye beyaz eşya dağıtımı yaptık. Hmm. Yani buna benzer faaliyetlerimiz yine Zara'da engelli kardeşlerimize akülü araçlar götürdük, teslim ettik. Buna benzer yani birçok faaliyetlerimiz oldu. Bunlar halen de devam ediyor. Ayrıca üniversite öğrencilerimize burslar temin ettik yıllarca. Bu halen yine devam etti. Yani bu pandemi döneminde bile biz bu bursları kesmedik. Aynı şekilde bu bursları da yine devam ettiriyoruz. Diyeceğim bu işin sonu yok. Kendi dediğim gibi kendi ilçenizde ve kendi çevrenizden başlayarak ikinci dönemde biraz daha federasyonların ilçelere yapmış olduklarından şey yapalım, değerlendirmelerini yapalım. Ya şimdi bu şöyle, bizim federasyonların oluşmasında da bir mesele var. Köy dernekleri bir yerlere kadar geldi, tıkandılar. Yani onu nasıl açabiliriz? İki tane federasyon başkanımız var burada. Ulaşamadık da, yani şimdi şöyle, birbirlerimize ulaşamadık. Bunun ne oldu? Federasyonların altında köyler birleşir duruma geldiler. Daha çabuk köylerle irtibat kurma şansını elde ettik. Ne oldu? Her köy federasyonun altında 20-25 köy oluştu. Anında o köylerle arkası irtibat kurma şansımız biraz oluştu. Şeye mi geldi? Aslında Dost Meclisi'nde biraz olay başka yere gidiyor ama onun arkasında bir siyasete geldi. Olay siyasete tıkandı. Yok, bizim federasyonlarda hiçbir zaman siyaset ön plana şimdi çıkmadı. Şimdi iki tane konfederasyon olunca ondan konfederasyonlar daha farklı. Yani bizim federasyonlarda kesinlikle siyaset konusu hiç olmadı. Yani bizim federasyonumuz içinde A partisinden de var, B partisinden de var. Her kesim insanla biz bağrımızı açmışız, herkesi kucaklamışız. Kesinlikle böyle bir sorunumuz yok. Yaptığımız her hayır hasenatta da herkesin imzası var altında. Biz o şeyde Süleyman Güneş'e dönelim. Süleyman Güneş'in bir önceki dönem bir siyasi görüşüyle, bir meclis üyesi görüşüyle de yapmış olduğu çalışmalardan dolayı da biraz da siyaset ayaktan onun da görüşünü almış olalım. Sayın Süleyman Bey, tabii geçmiş dönem Bağcılar meclis üyemizdi, bizim siyasi bir ayağımızdınız. Tabii çok güzel yapmış olduğunuz köylerimizde, ilçelerimizde, özellikle nazarında senin Zara'ydı. Tabii Zara'nın yanında Hafikliler de vardı. Yapmış olduğun çalışmalar vardı. Şimdi Mehmet abinin gelmiş olduğu, Halil abinin gelmiş olduğu noktalarla biraz daha federasyonların ilçeler adındaki yapmış olduğu yardımlardan değerlendirme olacak olursak. Öncelikle 58 Vizyon 58 ailesine ve şahsınıza Dost Meclis adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Hem başlarken hem bitirirken birlikte olmak bize de gurur verdi. Önce memleketimizde şu an yaşanan pandemi olayından dolayı birçok eşimizi, dostumuzu kaybettik. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Kalan ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İnşallah bir an önce bu beladan kurtuluruz. Rabbim acil şifalarına versin bu hastanede yatanlara, şu an sıkıntı çekenlere. İnşallah bir an önce kurtuluruz biz bundan. Şimdi meclis üyeliği dönemimizde bizim serüvenimiz meclis üyeliğiyle başlamadı. Halil Başkanım'la birlikte biz 2000
1 yılında Sivas pardon Sivaslar Derneği'nin kuruluşundan bugüne kadar ilk bugün yapılan belki belediyelerin yaptığı ilkleri biz Sivaslar Derneği olarak başardık. İşte o gün 2001 yılında yaklaşık 3500 gıdayı biz buradan parasını tedarik edip Sivas merkezden gıdalarımızı yaptırarak dağıttık. Belediyelerle, işte kaymakamlıklarla, bütün ilçelere giderek. Bir de öyle bir tarihte gitmiştik ki, birinci ayın 15'i, bütün her taraf kapalı. İnsanlar Ramazan değil, bayram değil, kapısını çalan yok. İşte bana bir kilo bir şey getirir mi acaba diye bir beklentisi yok. İşte o zaman Sivaslar Derneği olarak Halil Bey başkanımız o zaman Çoban Yıldızı programı. Hatırladım. Aynı dönemde yine bugün belediyelerin yaptığı sosyal belediyeci, sosyal marketle ilgili belediyecilik yaptıkları o programın ana nüvesini biz oluşturmuştuk. Biz başlatmıştık ilk işte Bağcılar'da dernek lokalimizde öyle bir market şeklinde bir yerimiz vardı. Orada işte Mevlana'nın dediği gibi hani semah dönerken diyor ya alıyoruz aşağıdan veriyoruz. Birileri sağ olsunlar getiriyorlardı. Birileri de almak için geliyorlardı. O muhteşem bir projeydi. Daha sonradan da sağ olsun bizden sonra gelen arkadaşlarımız da devam ettirdiler. Hala devam ettiriyorlar. Meclis üyeliği dönemimizde işte bir çöp arabamız vardı. Bağcılar Belediye Başkanımıza bu arada Lokman Çağrıcı Bey'e çok teşekkür ediyorum. O zaman hiç ikinci bir şeyi söyletmemişti bize sağ olsun. Öyle bir ihtiyacımız olduğunu söylediğimizde Zara'ya çöp arabasını gönderdi. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Üçüncü lige çıkmıştı. Zara Spor'a yaklaşık 80-100 koli malzeme gönderdi. Spor malzemeleri. Tabii. Hafi'nin merkeze su borularını gönderdik. Vesile olduk. İşte kıymetli dostumuz Özcan Topçu'nun vesilesiyle Dündar Köyü'nün cemevinin yapımında katkılarımız oldu. Birileri bir yere geliyorlarsa mutlaka onlardan faydalanmak lazım. Evet. Bizler ne kadar da İstanbul'da yaşıyor olsak, işte hangimize sorarsanız ya ne zaman muhabbete başlasak, köye ne zaman gidiyorsun, işte Sivas'a ne zaman gidiyorsunla başlıyoruz. Ya işte ben gideceğim ya da gitmeyeceğimle bitiriyoruz biz sohbetimizi. Evet. Onun için biz buradayız ama gönlümüz hep orada. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hemen şeyi alalım biz. Okan Öztürk. Dost Meclisi uzun zaman önce tanıştım. Tabii sen de duygularını alalım. Teşekkür ediyorum Vizyon 58'e. Biz 18 yıldır beraber görüşüyorduk ama şimdi biz birbirimizi görüyorduk ama şimdi Sivas zannediyorum izliyor bizi. Çok onur ve gurur verici bir olay. Güzel. Gerçekten şu anda sanki Zara'dayız. Biz hep buradayız ama gönlümüz hep Zara'da. Ben Zara ilçemizde yaklaşık 8 yıla yakın oda başkanlığı yaptım. Şimdi abilerim, başkanlarım bunları anlatınca gurur duyuyorum. Hepsi yaptığı hizmetlerin arkasında Zara çıkınca yerimde duramıyorum. Sayın Ahmet Başkanıma da buradan sesleniyorum. Ahmet Başkanım biz hep Zara'dayız. Evet. Biz hep Zara'dayız. Buradan tüm Zaralılara selam olsun. Selam olsun. Zara'daki şu anda bizi izleyen esnaf arkadaşlarımı da kutluyorum. Onlar biz için çok önemli. Onlar varsa İstanbul'da biz varız. Biz onlarsız hiçbir zaman yaşamıyoruz burada. Hep gönlümüzde bunlar. Evet. Hizmetlerden Zara'dan da faydalandığını duyunca yerimde duramıyorum. Gerçekten duygulandım. Çok teşekkür ediyorum. Tabii sen babadan kalan bir köylüoğlu şeyindesin. Rahmetli'nin esnafsın. Ondan dolayı lakabın köylüoğlu ama Zara'nın içinde yetişmiş birisin. Kısmet. Teşekkür, oldu işte. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet Hasip. Hasip'e mikrofonu takdim edelim. Tabii biraz önceki övgüleri yapan Hasip'ti. Yani toplum içerisinde geri kalmayan. Ama adını yazacak desek Mezra derler. Ama köyden daha faal bir çalışmalar var.
Önce federasyonun bünyesinde senin önce yapmış olduğun kendi çalışmalarının takibinde de federasyon bünyesinde kaç köyümüz var biz? Şu anda federasyonumuza bağlı 23 tane köyümüz var. Buradan 23 köy dernek başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Federasyon demek birlik beraberlik demektir. Biz bu 23 köy bir araya gelip Zarakızırmak Yöresi Dernekler Federasyonu'nu kurduktan sonra yalnız sadece ilçe bazında değil, sağ olsun Mehmet Başkanımın başkanlığında köy muhtarlarımızla istişare yaparak köylerimizdeki eksiklikler nelerdir onları rapor haline getiriyorduk ve köy muhtarları bu raporlarını başkanımıza sunuyorlardı. Başkanımız da dosyalarla birlikte önce Zara'dan sonra Sivas, yani gerekli mercilere başvurarak hangi köyümüzün neyi eksik, neyi yok onları takip edip bir şekilde yaptırıyordu. Bunun en büyük örneği bizim Avşar Köyü'nün yolunda sıkıntısı vardı ve bunun içinde özellikle başkanımızın Ankara'ya kadar gidip işini takip etmesi, diğer köylerimizin hangi eksiği varsa bu da tabii birlik beraberlikten oluyor. Bunu projelendirip muhatabına verilmesi. Evet, evet. Aslında federasyonun asıl görevi bu değil evet, mi? Evet, evet. Yani federasyonun bir araya gelmesindeki amaç bu. Köylerin yani, sıkıntılarını taşımak. Aynen. Örneğin şöyle düşünün. Ben bir köy derneğim ama belki mezrayım. Belki bir sorunumu halletmem için belki gücüm yetmeyebilir ama federasyon olduğu zaman federasyon bir güç kuvvet demektir. Federasyon bünyesinde bu tür çalışmalar daha güzel gidiyor. Bu yönde de Başkanımız Mehmet Bağcı'ya çok teşekkür ediyorum. Federasyonumuza bağlı olan köy dernek başkanlarımıza, daha doğrusu Zara'daki tüm federasyon başkanlarımız olsun, köy başkanlarımıza. Çünkü bu tür beraberlikte sadece biz bir federasyon, Zara Kızılmak Federasyonu değil, diğer federasyonlarla birlikte de komşu köylerle birlikte aynı istişareyi yapıp çalışmalara destek veriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Reklamlardan sonra ne yapıyoruz? Hüseyin abinin güzel sesinden Halil abiden Agur'u dinliyoruz ve göndermiş olduğumuz mesajlarımızı İlhan Bey okuyor. Evet, reklamlar. Saçın sırma yılan örmüşler, ah gülüm gülüm. Rüyamda seni bana vermişler, ah gülüm gülüm. Uyudum Leylen, dur benden gelen.
önce sevip sonra terk eder misin? Yar eyle, eyle, dur bende. Acı boyraz gibi deli esmedim, kaderime küstüm, sana küsmedim. Ben o yerden, ben o yerden umudumu kesmedim. Beni böyle yapar, gor gider misin? Önce sevip, önce sevip sonra terk eder misin? Ya, yar eyle neyle, dur ben de gelirim. Devam ediyor. Tabii Halil abi biraz daha Agün noktasında biraz geç alayım derken Halil abi programın başında siz bu güzel Agün türküsünde söylemiş oldu. Biz hemen mesajları gönderen sevgili dostlarımızı hemen anons edelim. Efendim ekranları başlarında bizleri heyecanla izleyen ve bu güzel ana şahit olan tüm misafirlerimize tekrar hoş geldin diyoruz. Efendim Sivas Federasyon Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıç Beyefendinin hepinize çok selamı var. Konfederasyon Başkanı. Konfederasyon Başkanı. Efendim Zara Ahmet Hacı Köyü Adem Bozkurt Beyefendi birbirinden değerli dostlara saygılar, selamlar sunuyorum varmış. Derler. Hemen telefonumuzu alalım. Buyurun. Alo. 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 Osman Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Sivas Sanayi İş İnsanları Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Eken. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Konuklarınıza ve bizleri izleyen tüm hemşehrilerime saygı ve selamlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. 158 yönetimine, şahsınıza ve çalışanlarına, hemşehrilerimize bizleri yan yana getirdiğiniz, size getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok zor bir dönemden geçiyoruz biliyorsunuz dünyaca. Covid-19'da hayatını kaybeden hemşehrilerime Cenab-ı Allah'tan onların cehennette yerlerin olması temennisiyle saygı ve sevgilerimle yardım. Amin. O vesileyle sizin programınıza da ben de katılmıştım. Çok güzel programlar yaptınız bugüne kadar. Doğru. Hani de yapıyorsunuz. Hemşehrilerimizin sesi oluyorsunuz. Şehrimizin sorunlarıyla, dertleriyle, problemlerini dile getiriyorsunuz. Her zaman şehrimizin yanınızda oldunuz. O vesile tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bu kültüre destek verdiğiniz için Sayın Başkanım, siz hiç bizi yalnız bırakmadınız. Yapmış olduğunuz çalışmalar da ortada, güzel bir çalışmalar yapıyorsunuz. Hele hele bu pandemi dolayısıyla Sivas Sanayi İş İnsanları'nın yapmış olduğu çalışmaları biz görüyoruz. Onun için biz de size teşekkür ediyoruz.
Çok sağ olun. Şimdi tabii bunlar her türlü yapılan dilimizce yapılan bütün yardımlar, destekler bir anlamda gizli olmalıdır. Biz de bu vesileyle bu noktada hep hareket ediyoruz. Yönetim kurulu olarak ve üyelerimiz birçok noktada destek veriyorlar bu konuda. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz iş insanları olarak bu zor süreçte her zaman ülkemizin ekonomisi, geleceği ve istikbali adı altında Sivas hemşehriler ve Sivas iş adamları olarak da çok mücadele veriyoruz. Kolay değil. Dünya bu krizde çok bocalarken, Avrupa çok bocalarken yine ülkemiz, memleketimiz, bizi yöneten insanlarımız, büyüklerimiz ellerine gelen gayreti sarf ederek bugünleri gördük. İnşallah bundan sonra da daha iyi olacak. Daha güzel günlerde hemşehrilerimize yan yana gelip dertleşmek, özellikle ve özellikle de sarılarak öpüşmek isteriz. O vesileyle inşallah o günlerde bize göster diye ümit ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Tüm dostlarımda selam var sizlere. Bugünkü konumuz dostluk meclisi, dost meclisimizdi. Biraz daha dost meclisinin yapmış olduğu çalışmalardan bahsederken tabii sezon finalinde de başladığımız yerde de bugün de sezon finali noktasındayız Sayın Başkanım. Tabii siz Türkiye'de çok az duruyorsunuz bu son günlerde. Evet, Allah size de kolaylık versin. Sağ olun, sağ olun. Şimdi ben her zaman söylediğim bir şey var. Konuklarınızın içerisinde iş adamları da vardır muhakkak. Şimdi ben izleyemiyorum çünkü programı şu anda. Türk girişimcisi, Türk insanı yurt dışında gelir elde edecek, ülkesine getirecek ve ülkesinin dünyadaki bu global sermayeye karşı direnmesi lazım. Yani buradan bizden başka dostumuz yok. Doğru. Yani her türlü kazanımızı ülkemize getirip bu cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması için mücadele vermek zorundayız. Evet. O vesile bizim bu misyonumuz çok yüksek. Tabii basınımız da bizim için çok önemli. Basınımız da dünyamızın sesi oluyor. O vesile de yani Vizyon 58 ve diğer Sivas'ımızdaki diğer televizyon kanallarımız elinden gelen gayreti sarf ederek hemşehrilerimizin bu ülke ekonomisine katkısını dile getirerek her zaman ön plana çıkıyorsunuz. Size de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sağ olun. Hemşehrilerime çok sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Konuklarınıza sevgi ve selamlarımı sunuyorum. İnşallah en yakın zamanda daha iyi günlerde bu COVID-19'un tamamen yok oldu. Ülkemizin bekasını ve bu dış güçlere karşı birlik beraberliğimizi bozmamak kaydıyla tekrar görüşmek dileğiyle saygı ve selamlarımı sunuyorum. Tekrar sezon başında görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Sağ ol başkanım. Teşekkür ediyorum. İlk sezon, o zaman sezon açılışında Sayın Hüsnü Başkan'ın da sözünü almış olduk. Evet. Sayın Başkanım her zaman bizlerle beraber zaten. Evet. Sağ olsun, var olsun. Devam edelim mi Osman Bey? Tabii devam edelim. Evet. Efendim mesajlarıyla bizleri onurlandıran Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Bağcı'ya ve tüm dostlara selam olsun. Ahmet Hacı Köyü Dernek Başkanı Adem Bozkurt Beyefendi, efendim çok selamları var. Osman Bey oldukça güzel bir program. Tüm misafirleriniz ve sizlere de bu güzellikleri paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Mahir Macit Beyefendi, çok biraz da türkü ister bizden. Ha türkü, sen evet. Abi türkü istiyorlar. Herkese selamlar, sevgiler sunan. Başta dayım Okan Öztürk, Köylüoğlu. Efendim Osman abi ve diğer dostlara saygılar, selamlar sunarım. Acı Sulu diye not düşmüş. Sağ olsun değerli dostumuz. Değerli asker arkadaşıma başarılar diliyorum. Sırada türkü tüm arkadaşlara gelsin. Herhalde içimizde bir asker arkadaş mutlaka vardır. Vardır bu kadar. Efendim içinde. Osman Bey hayırlı akşamlar. Ben Sivas Sara Kayadibi köyünden Nail Eroğlu. Ağaların ağası Hilmi Çelebi, emmi oğlu unutmayacağız. Mekanı cennet olsun. Konuklarımıza selamlar olsun. Amin. Çalışmanızda başarılar diliyorum. Faik Özdemir beyefendi efendim çok selamları var. Sivas'tan Orhan Kösedağ beyefendi, Orhan Bey Kösedağ türküsünü istiyorlarmış. Tüm anneleri ve anneme gelsin. Halil abiden mi istiyor, Hüseyin abiden mi istiyor? Vallahi takdirini kendilerine bırakalım. Hemen bitiriyorum müsaadenizle. Evet. İyi akşamlar Zara Ekinli köyümüzün değerli büyüğü Mahmut Üstüntağ abimize selamlar olsun. Sırada türkü ona gelsin. Ben Hüseyin Kont başarılar diliyorum. İyi programlar diliyorum efendim. Aynı zamanda Hüseyin abi de Hüseyin Bey'e teşekkür ediyoruz. Yani. Efendim Sinan Kuzu, Sivas Şarkışları bir iş insanı. Çok selamları var buradaki tüm dostlarımıza. Efendim yine affınıza sığırarak Sivas İmralı Türkeşi Köyü'nün genç, fedakar, böyle Kadir Şinas bir insanı bir kalp krizi sonucu vefat ettiler. Adnan Tuna Beyefendi'ye ve Kerem Coşar kardeşimize buradan da Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizlerin nezdinde saygılar sunuyoruz efendim. Evet. Buyurun Osman Bey. Evet, ben öncelikle Sayın Üstündağ'ı tebrik ediyorum. Ekinli'den bir mesaj gelmiş.
Ben 41 haftadır program yapıyorum. Demek ki sürekli gelmedi. Ekinli'den gelmediği için bugün Mahmud'u da kutluyorum şimdi. Niye? Yani şimdi Mahmud'a da bir Ekinli Nurat'tan mesajı gelmiş. Osman kıskandım yani. Yine iyisiniz. Ben 25-30 senedir bir şey alamadım abi. Hüseyin abi, peş peşe 3 tane türkü söyleyelim. Eyvallah. Bir, Hamdi. Efendim? Türkü istiyorlar. Ondan bir şey yapalım, türküyle. Şöyle yapalım. Bir, istersen Hamdi kardeşimiz bir türkü okusun. Arkasından ben iki türkü bağlama yapayım ben. Şey, sen hal şey Hüseyin abi, bir şiir var orada. Şiir var değil mi? O zaman sen dur. Sen dur o zaman. O zaman şimdi mesajda türkü istiyorlar. Hamdi kardeş bir türkü şey yapalım. Söyleyelim. Cefalar etsen almam üstüme oy. Gayet şirin geldi dillerin dostum oy. Varıp ya dellere meyil verirsen oy. Kış ola bağlana yolların dostum, 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 gelsene canım. Kış ola bağlana yolların dostum, 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 dostum. Dostum gelsene İsa
İstersen dünya malın vermiş eroin. Sensiz dünya malı ne yerim dostum, 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 gelsene canım. Sensiz dünya malı ne yerim dostum, 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 gelsene canım. Ağzına sağlık kardeşim. Teşekkür ederim. Şey kaldı, zarada olduğundan dolayı. Yine Sayın Ahmet Hakkaya bana şey atmış, krokiyi atmış ki kıpkırmızı yetişemiyorum. Hepinize selam var Hakkaya'nın. Aynı şekilde yine Sayın Ali kardeşimiz Ali Artunay'a da yine mesaj atmış. Hepinize selam var. Haklarını helal etsinler diyor, yetişemedim diyor. Evet Hüseyin abi, tabii Hacer abinin bir şiiri var. Biz Erhan Bey'den bir şiir alalım. Ondan sonra Hacer abi biraz derleyerekten gelecek herhalde tahmin ediyorum. Evet, Sayın Erhan Yılmaz. Öncelikle bizi izleyen tüm seyircilere selam, saygı ve hürmetlerimizi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bu Covid-19'dan dolayı hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Allah'ım. Maalesef 2 yıldır da hüzün yılımız. Çok dostumuzu, eşimizi, arkadaşımızı... Sen de ağır atlattın. Ben de ağır Sana atlattım. Sana da geçmiş olsun. Kaybettik. Allah gani rahmet eylesin. Amin. Şimdi Halil Oğlak Beyefendi'den sonra şiir okumak herhalde zor. Çünkü sesi güzel, profesyonel bir sanatçı gibi türkü okudu, araya da şiir okudu. Bizim pabucumuzu dama attı. Bu arada da burada birbirinden kıymetli dostlar var ama burada 2 tane insan var ki hayırda, yardımlaşmada. Gerçekten Mehmet Bağca Beyefendi ve Halil Oğlak Beyefendi lokomotifler. Bir görev üstlendikleri zaman bütün zorluklarıyla onu başarıya kadar ulaştırana kadar her türlü zorluğa, horlamaya, güçlüğe rağmen kulaklarını tıkayıp hiçbir şey duymadan onu, ben ikisini de yıllardır gıpta el izliyorum. İnsanlarımıza da şunu söylüyorum. Lütfen veren el olun. Verin, korkmayın. Emin olun bir avun geri gelecek size. Vermekte eliniz titremesin. Ah o verenler biraz şu İnşallah. Şuarsak. Diyor. Kusura bakmayın. Biraz fazla konuştum. Şimdi tabii hep hüzünden gittik. Ben de hüzünlü bir şiir okuyacağım. Bir fon müziği alabilir miyiz Hüseyin abi? Cüzdanlı bir verem gibi yapışır yüreğine, debelenirsin düştüğün çukurda. Bilsen nasıl karışık duygular esip durur tepemde, bir serseri yel gibi savurur seni bana. Sen bilmezsin, ah bir bilsen, ah bir bilsen ne zor şey aşkı yalnız yaşamak. Yağmurlar, yağmurlar güneşten habersiz yağar, çiçekler zamansız açar. Bir gün yaşamak için bir kelebek uçar, çırpınca kanadını çırpınır yüreğim. Balıkçılar günü tüketir, gün geceyi aralar. Gece yıldız biriktirir, çoğalır da çoğalır. Sen çoğalırsın içimde. Sonra birden düşersin, gün aralanır, yüreğim yaralanır, sen bilmezsin. Ah, ah bir bilsen, ah bir bilsen ne zor şey aşkı yalnız yaşamak. Her gün, her gün beddua okurum arkandan. Ah derim ah, ah bir düşsen de görsen feleğin çemberini. Seni gerçekten seveni anlarsın o zaman. Aşk iki çeşittir ciğerparem. Kimi ruhunu sever, kimi de bedenini. Sonra kıyamam, sana dayanamam. Git derim git Allah'ın cezası, git.
Seni mutlu eden sahte kollarda dilediğince ağıt gönlünü. Unutma, her doğan gün batar, her açan çiçek solar. Bir sonbahar akşamında radyoda eski içli bir şarkı çalar. Sevda üzerine, aşk üzerine seni hatırlarım. Seni hatırlarım, sen bilmezsin. Ah bir bilsen, ah bir bilsen ne zor şey aşkı yalnız yaşamak. Teşekkür ederim. Var, türkü söyleyenimiz var, tabii derleyenimiz var ama bizim önde gelen çok değerli abimiz var. Bizim de kahrimizi bugüne kadar hep çekmiştir. Yani gerek zararlı oldu, gerek hafifli oldu, gerek şey oldu ama 18 senedir hep beraber oldu. Yalnız Osman Bey, Allah hepinizden razı olsun. Kıymetli başkanlarım yurt dışını da fethettiler inşallah. Allah razı olsun hizmetlerinden dolayı. Yalnız Hacı Ali abim bir türlü zaradan çıkamadı abi. Girecek zarıya şimdi. Bir türlü acaba hafiflerden mi korkuyor, yolumuz oradan geçiyor diye. Bunu... Bilmiyorum, onu anlamak istiyorum. Şeye, biz sözü verelim şimdi. Şimdi verelim Hacı abiye verelim sözü. Hacı abi korkma, yani şimdi biz de derler ki şu yatan cam bu deridendir. Yani hep birbirimizeyiz, yani bu korkuya gerek yok. 16 ilçemiz bizim abi, hepsine selam olsun. Evet abicim. Üstadım sen daha iyi biliyorsun ki programın başladığında, ilk programı yaptıklarımızda, beraber üçümüz yaptığımızda hep dile getirdiğimiz şuydu. Ben Zara'yı biliyorum, Zara'yı anlatıyorum. Diğer ilçelerdeki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, hemşehrilerimiz de kapı açık buyursun gelsinler, kendilerini de ispat etsinler. A buyur. Yani, evet. Yani bunun ötesinde başka bir şey yok. Ben Suşarı'yı anlatamam. Yani. Ben Gürün'ü, Şarkışla'yı anlatamam. Ama ben bir şey söyledim. Onların yani olmadığı yerde onları da anlatırım evvel Allah'ın izniyle. Bak demek ki anlatıyorsun. Yani tabii ki ama, yani, ama ben yaşadıklarıma, vakıf olduklarıma ancak onları dile getirebilirim. Evet, Hacı abi yine bir şiirle olsun. Güzel o şiiri tekrarlayacak. Bizim medarı iftarımız Zara'dan yetişen Baki Kösahmetoğlu. Bu vücut geliştirme sporu var bir de biliyorsunuz. Evet. Dünya şampiyonu. İkinciliği ve birinciliği var. Avrupa birinciliği, dünya ikinciliği. O abimizin bugün gönderdiği bir şiir var. Kendisine dedim ki abi, eğer müsaade edersen programda okumak istiyorum. O da ne demek dedi. Onu okuyacağım. Telefonda zaten WhatsApp'tan göndermişti. Sağ olsun paylaşım yapmıştı. Fon müziği mi istiyorsun? Gerek yok yani. Ama şey yaparsa gene de iyi olur. Bizim Zara. Reşit Paşa Caddesi var. Renkli açan bahçesi var. Erenlerin tekkesi var. Bizim Zara, canım Zara. Habeş çayı deli akar, demir sırığa bakar. Güzelleri can yakar, bizim Zara, canım Zara. Kızıl ırmak dolanıyor, çok kızınca bulanıyor. Bağ bahçeler sulanıyor, bizim Zara, canım Zara. Zara'nın renkli gülleri, şakıyor hep bülbülleri. Türkü söyler hep dilleri, bizim Zara, canım Zara. Çıkam Tolos'un başına, vuruldum kalem kaşına. Sormadım kaç yaşında, bizim Zara, canım Zara. Çiçeklerde bal oldun, erenlerde can oldun. Damarımda kan oldun, bizim Zara, canım Zara. Köse Dağı enginde, sular akar denginde. Selçuklu'nun cenginde, bizim Zara, canım Zara. Beyi var, paşası var, zurna çalan poşası var. Bin bir çiçek köşesi var, bizim Zara, canım Zara. Konakları yolları var, bin bir çiçek balları var. Türlü türlü halleri var, bizim Zara, canım Zara. Dağı taşı kekik kokar, Kızılırmak buradan akar. Bey dağına bakar, bizim Zara, canım Zara. Eline diline sağlık Baki abi. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi de
Böyle bir hünerle de varmış. Tabii meziyetleri varmış. Çok tabii ki. Evet. Biz çocuktuk, o sebzecilik yapardı, pazarlara giderdi. Mübalağasız söylüyorum, 6-7 kasa dolu domatesi tek kolunda alır taşırdı. Sonradan halter çalışmasına girdi. Güreş, iyi bir güreşçiydi. Ama lisenin işte ilk mezunları 73 yılı. O zaman Sivas yöresinde ve Türkiye liseler arası şampiyonaları vardı. Yani Çetin Sazaklar, Hamza Bektaşlar, benim hatırımda kalan güreşçilerimiz, Hakkı Kurt falan bayağı bir şey vardı o zaman. Zarar Lisesi'nde güreşçiler vardı. Şimdiki gibi spor kulübü falan da yoktu. Evet. Evet, o diğer çok konuya vefa ile ilgili konuyu daha sonra girelim. İşleyelim, evet. Birazdan işleyelim. Hüseyin abi, bir türkü istiyorlar senden. Bu türkü. İnşallah. Onu tüm isteklere gönderelim. Yani şimdi isteklerimiz de var. Evet. Ama Köse Dağı'nı istiyorlar. Köse Dağı'nı istiyorlar. Ben baştan söyledim. Dedim, demiş ya adam, adın ne demiş? Demiş ki Uçar Mustafa. Ya hangi Mustafa? İkisini bir söylüyorum ya demiş. Şimdi vallahi hasteye mi geldim kardeş? Şimdi kolay değil gerçekten. Ama yine güzel bir eserim. Söz müziği bana ait olan. Albüme okumadım ama şöyle ilçelerimizi bir gezelim. Siz de eşlik edin bakalım abiciğim. Hadi bakalım. Radyoya gelince biz eşlik edelim. Kangalın önü bellidir, serin altın yaylası. Su şehri boylu sarcandır, türlü meyvesi vardır. Akıncılar güzel ama asıl yer göl vardır. Neresinden, neresinden, Sivas'ın neresinden? Sivas'ı dolar yurdu, sen bunu neresinden? Neresinden, neresinden, Sivas'ın neresinden? Sivas'ı dolar yurdu, siz bunu neresinden? Her yaraya hafif benim baba yurdum, kurbanım ben oraya. Doğan Şar Er meydanından, su akar her yanından. İmranlı başımın tacı, hepsi benim canımdan. Neresinden, neresinden, Sivas'ın neresinden? Sivas'ı dolar yurdu, siz bunu neresinden? Neresinden, neresinden, Sivas'ın neresinden? Sivas'ı dolar yurdu, siz bunu neresinden? Hele görün gök pınarı bir görün, gemerek deyip geçmeyin hatırını bir sorun. Yıldız elinden ulaşa, sen adınla bin yaşa. Sultan şehrim, can Sivas'ım, selam olsun kardeşa. Neresinden, neresinden, Sivas'ın neresinden? Sivas'ı dolar yurdu, siz bunu neresinden, neresinden, Sivas'ın neresinden? Sivas'ı dolar yurdu, siz bunu neresinden? Eyvallah, eyvallah.
Yani burada bütün 16 ilçemizde gezmiş olduk. Sivas da merkez. Biz biriz, beraberiz. Evet. Çok güzel bir türkü. Hayırlı uğurlu olsun. Herhalde albüme koyacaksın bunu. Allah, inşallah, inşallah. Güzel. Tabii dostların beğenisine sunuyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, şimdi tabii Hüseyin abi, bu hastalık kısmen biraz rahatlık verdi. Bugün de cumartesi, birçok dostumuzun da hayırlı işleri var, düğünleri var. Eyvallah. Tabii bizler birçoğuna katılamadık programımız dolayısıyla ama öncelikle tüm hayatını birleştirecek kardeşlerimize Allah sağlıklı, uzun ömürler versin. Birlikteliği olsun diyoruz. Bunu burada isimlerini geçmemize gerek yok. Çünkü gönül alırlar. İki tane bugün davetimiz vardı ortak nokta dostlarımız içerisinde. Biliyoruz. Ama şimdi birini söyler, birini söylemezsek o zaman ikisini de söyleriz, üçünü söyleyemezsek gönül kollar. O zaman sen söyle. Evet. Süleyman, davetlerimizde. Hafik Topçu Yeniköy Dernek Başkanımız. Tamam, tamam. Tuncay oldu. Tuncay Başkanımızın bir düğünü vardı. Katılamadık. Rabbim bir ömür boyu mutlu etsin inşallah. Kusurumuza da bakmasın. Artık bir kusur varsa da Osman'ındır. Biz üzerimizden attık onu. Bak ben söylemeyeyim dedim, yine bana geldi. Evet. İkinci düğünümüz Yarisarköy Dernek Başkanı Zübeyir Başkanım'ındı. Zübeyir Öztürk. Başkanım, gençlere mutluluklar diliyorum. Bir ömür boyu Rabbim mutlu etsin. Bir yastıkta kocasınlar inşallah. Amin. Artık affola diyoruz başkanım. Yetişme şansımız yok. Çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Süleyman Bey'e de hayırlı iş olanları da bu da takdim etmiş oldu. Sevgili izleyicilerimiz, tabii bizler bugüne kadar bu ekranlardan siz sevgili izleyicilerimize sözün başladığı yerde de yine söylemiştik. Gerek hüzünler içerisinde olduk, gerekse mutluluklar içerisinde olduk. Ama her başlangıcında bir yavaş yavaş sonu var. Biz de sezon finali dedikleri bir memleketimize geçeceğiz. O çalışmalarımız içerisinde olacağız. Yine oralarda çalışmalarımız devam edeceğiz. Onun için Allah nasip ederse biraz ara vereceğiz. Sezon finali dedikleri takibinde yine sizlerle birlikte olacağız. Ama nasıl olacağız? Memleketimizden heybemizi doldurup o güzel Sivas'ımızın kültüründen derlediğimiz 16 ilçemizden de Hüseyin abinin söylemiş olduğu o güzel türkü gibi her birinden aldığımız kültürle sizlerle tekrar beraber olacağız. Pardon. Ama bizim bugün sizlerle birlikte olmamızda büyük destek olan çok değerli dostlarımız var. Öncelikle ben İlhan Bey'e hemen sözü vereyim. Çok teşekkür ederim. Son 15'te. Tabii. Efendim, bizlere katkılar sağlayan, değerli programımıza, kültür programımıza destek veren iş insanlarımız, Sayın Musa Küpçü, Sayın Mehmet Zengin, Sayın Birol Uyber, Sayın Ufuk Rufai Şimşek, Sayın Adem Yıldırım, Sayın Metin Cörüt, Sayın Kenan Durgun, Sayın Fuat Bozkurt, Sayın Mehmet Üstündür, Sayın Zekeriya Abacı, Sayın Sami Yalçın, Sayın Ahmet Coşar, Sayın Temel Taşdemir, Sayın Ali Östen, Sayın Metin Zor, Sayın Abdullah Su, Sayın Recep Altınsoy, Sayın Ercan Çezik Beyefendilere saygılar sunuyoruz. Osman Bey, buyurun lütfen. Evet, öncelikle bu yapmış olduğumuz programımızda bu kültürümüze, bu nakışa destek veren Sayın Hüseyin Kablan abime, Zara'mızın çok değerli kültürüne değer veren ve bizlere de unutmayaraktan bu ekrana ses veren Cemalettin Temur kardeşimize ve yine aynı şekilde Hafi'mizin değerli insanı Sayın Murtaza Gülen Beyefendi'ye ve yine Zara'dan kendi işiyle ilgili başarılı yollarda olan Recep Taştan kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Ama bir şey unutmuyorum. Bir telefonla senin orada sesin olmasını istiyorum. Sen orada yaşayasın. Sen orada oldukça ben de seni dostlarıma öneriyorum ve gösteriyorum ki çalışmalarından dolayı azimli bir kardeşimizsin. Bunu yine bizim dost meclisimiz içerisinde olan Sayın Hasan Hüseyin Dönmez. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir telefonla bizi bu konuda onur ettiği için. Yine yapaklı, her zaman beni yalnız bırakmayan çok değerli kardeşim. Hayırın, hasanatın hepsi kendi tarafından gizli de olsa yapsa Sayın Hüseyin Delen. Unutmadık,
unutmayacağız da. Çok teşekkür ediyorum o güzel çalışmalarından dolayı. Sağ ol, var ol diyorum. Tabii tekrar devam edeceğiz. Evet, yine programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Tabii burada özellikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz Kıvılcım'la başlattık. Bugüne kadar geldik. Ve bundan sonra da inşallah ağaç dallarıyla vardır. Birlikte gideceğiz. Tabii sizin içerisinizden bana büyük derecede destek olanlar, maddi manevi destek olanlar, hepinizden Allah razı olsun. SMS'leriyle bizi bu ekranda yalnız bırakmayan, biraz önceki sitemimi algılamayın. İnsan gücüyle vardır. Mahmud'u kutluyorum dedim. Niye kutluyorum? Mahmud Üstün daha benim köylüm. Ben de Ekinliliyim. Mahmud da Ekinlili. O mesajı kendime gelmiş gibi görüyorum. Onun için benim köyüm, İstanbul'daki nüfusu 12 bin nüfus. Söylerler. Eğer 12 bin nüfusta bana 12 tane reklam şey gelmiyorsa, mesaj gelmiyorsa bırak reklamı. O zaman biz de burada bu dostlarla daha çok gurur duymuş olurum. Çünkü bu ekranlarda dünyaya sesini veren bir Osman Sönmez'sin. Bir bizim Osman'sın. Seni dost meclisindeki çıkaran bu güzel insanlar vermiş oldukları omuzla. Biz deminden beri neyi konuşuyoruz? Yurt dışındaki yardımları konuşuyoruz. Biz yurt içindeki yardımları konuşuyoruz. Kendi değerlerimizi de konuşacağız. Kendi değerlerimizi de güçlendireceğiz. Her alandaki değerlerimizi destekleyeceğiz. Bugün varız, yarın yokuz. Bugün biz Zara'yı konuştuysak, belki Zara'yı konuştuk. Yeri geldi, Sivas'ı konuştuk. Ama var olan bir televizyonda konuştuk. Var olan dostlarla konuştuk. Verilen desteklerle konuştuk. Ama olmayan televizyonda konuşamazsın. Bugün Sivas'ımızın uydudaki olan tek kanalı. Vizyon 58, Anadolu'nun yıldızı. Ben buradan öncelikle Sayın Cemalettin Bey'e tekrar geçmiş olsun. İyi ki varsın Sayın Cemalettin Kurt Bey. Hatice Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Muhsin Bey'e teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize verdikleri için Allah bin kere razı olsun. Bu ekranlar bizi açmışlar. Biz de dilimizin döndüğünce buradan kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki isimleri çok, burada çok ismimiz var. Özellikle İlhan Bey isimleri okuyaraktan geçti ama bazen o isimlerin altı o kadar dolu ki o şiirden daha geniş. Ama işte ekranda olduğun için bazen de Zülfiyar'a dokunmasın diye gidemiyorsun. Ama beni en iyi anlayan sizlersiniz. Bugün buraya katılamayan tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. İsimlerini yazdırdılar, katılamadılar. Geleceğim dediler, gelemediler. Niye gelemediler? Trafik zıkkımından gelemediler. Onun için çok teşekkür ediyorum. Bir abim de kapının önündeyken ben gelemiyorum dedi. Aha, buramda bir buruk, böyle bir soğuk su geçti. Ama salonda görünce de böyle dünyalar benim oldu. Hep öyle sürpriz yapar. Onun için kendisine de teşekkür ediyorum. Tabii teşekkürlerimizin içerisinde tabii Hacer abim. Hacer abime işte dedim ya orada. Ya, evet evet. Bizim dost meclisimizin son zamanlardaki torluyup toparlayıp ama pandemi dolayısıyla büyük kahrimizi çeken sosyal medyada kendisine çok teşekkür ediyorum Hacer abiye. Bu yükümüzü çekti bizim. Yine dost meclisi içerisinde oluşumundan bugüne kadar gelen çok değerli Metin Zor abimiz. İnsan bugün buraya katılacaktı. Cicişlerini giyindi, elbiselerini hazırladı ama bana bir mesaj attı. Katılamayacağını söyledi. Niye gelmiyorsun abi diye sorunca dedi ki Osman'ım, bir insanın dedi üstünde bir ailesi, eşi var iken kıymetini çok bilemezmişiz. Oysa ki kaybettikten sonra çok duyardım. İnsanın ailesinin öldüğü zaman kıyametinin, yarı kıyametinin koptuğunu duyardım ama bugünlerde daha çok hissediyorum. Belki orada sizleri gelir mutlu ederim, yalnız da olurum ama orada belki gözlerim dolar, sizleri de üzerim, sevgili izleyicilerimizi üzerim derken ben buradan tüm ölmüşlerimizin nazarında Metin Zor abimizin hanımının da Allah gani gani rahmet eylesin diyoruz. Allah sabır versin.
tabii zor bir dönem içerisinde geçiyoruz. Dostumuz olduğu için acıyı biz de bir hissediyoruz. Ama inanıyorum ki bugün Süleyman kardeşimizin de eşi hafif bir rahatsızlık geçirdi. Şükürler olsun, iyi. Yani hastalığımız var ama biz bunlarla tabii ki yine benim her zaman yanımda olup, belki hiçbiriniz bilmiyorsunuz, Zara Araştırma, Zara Kültür Araştırma Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yakup Kadri Bozaloğlu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel derlemeleriyle, o güzel bana vermiş olduğu öğütleriyle, Zara'nın kültürünü bana hiç unutturmadığına çok teşekkür ediyorum. İsmail Hakkı Acar hocama çok teşekkür ediyorum. Allah tüm hastalarımızla birlikte şifalar versin diyorum kendisine. Hocama da buradan selamlar gönderiyorum tüm dostlarımız adına. Ve yine benim yanımda olan çok değerli dostlarımız Sayın İlhan Bey, Sayın Ferhat Ahmet Sönmez Bey, Sayın Yusuf Yıldırım, Sayın Recide Ahmet Emrah kardeşimiz ve yine Sivas'ta Alperen kardeşimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu güzel sesimizi dünyaya duyurdunuz. Efendim, programımızın sonuna gelirken tabii Hüseyin abinin türküsüyle bitireceğiz ama bir gelenek olmuş herhalde, tahmin ediyorum. Bir sürpriz hazırlamışlar, bir hediye. Onu da neyse, İlhan Bey neydi onlar? Plaket. Ha, plaket, evet. Evet. Biz de plaketi hazırlayan, bunu düşünen çok değerli insanlara teşekkür ediyorum. Kim kime veriyor? Ramon hemen, evet, bir şey yapalım. Buyurun efendim, siz Osman Bey'e, Halil Oğlak Bey efendim de bize verecekler. Buyurun efendim. Osman Bey buyurun. Evet. Tebrik ediyor, başarılar biliyoruz. Çok teşekkür ederim. Neymiş onu bir içine? Ha, sarılmayacakmışız Halil Bey. Evet. Hmm. Neymiş? Çok yakışıklı çekiyor. Vizyon 58. Hele diyorum, benden bir resim istediler. Ben de diyorum, bu resim neyin nesiymiş. Evet sevgili izleyicilerimiz, her bedelin arkasında bir mutluluk var. Bu da insanı mutlu eden. Kim düşünmüşse çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bir Kızılmak Dernekler Federasyonu ortamında sizin elinize aldık. İnşallah en güzel evlerde saklarız diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Sağ olun. Ediyorum. Evet. Fırsatı bana verdiniz. Benim hiçbir şeyden haberim yok. İşte birileri hazırlamış. Evet. Bu fırsatı vermiş. Çok teşekkürler. Buyurun, evet, İlhan Bey'e de hemen Halil Oğlak Beyefendi takdim ediyor. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim biz de Vizyon 58 ailesi ve bu değerli misafirlerin onurunu huzurunda almaktan onur duyuyoruz. Sağ olun, var olun efendim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Tabii Metin abinin bir türküsü varmış. Metin Cörüt abimizin. Onun türküsünü de unutmadan hep beraber söyleyelim, bitirmiş olalım. Er miydi hanım? Bir iki mesaj vardı, onlara müsaade etsen. Oku hemen o iki mesajı. Evet. O iki mesajımızı hemen okuyalım. Eğer bu zaman içerisinde Surçin İhsan eylesi eylediysek ne olursunuz affeyleyin bizi. Çünkü bu ekranda göründüğü gibi bazen ağzımızdan bazı şeyler kaçmış olabilir. Ben tüm bizimle beraber olan arkadaşlar adına Surçin İhsan eylesini affeyleyin diyoruz. Bir başka programda Allah nasip ederse önümüzdeki sezon başında buluşmak üzere. Ama nereye gidiyoruz? Sivas'a gidiyoruz. Sivas'ta HB'mizi doldurup o kültürümüzü derleyeceğiz, geleceğiz. Telefonunuza bakın lütfen. Evet, hemen İlhan Bey sizin mesajları okuyalım. Değerli kardeşim Osman Bey, programınızı onurla gururla izliyorum. Efendim Hamdi Karaoğlan Beyefendi selamlar sunuyoruz. Zara Sedille Köyü'nden Şaban Çoban Beyefendi, Mehmet Başkanımıza selamlar efendim gönderdiler, sağ olsunlar. Ahmet Hacılı Bozkurtlar sizleri izlemeye devam ediyor Osman Sönmez Bey. Selamlar, saygılar. İyi yayınlar, güzel insanlar. Sivas Koyulhisar'dan saygılar, sevgiler. Evet, Türk istemişler. Sayın Erol Pelit Beyefendi efendim bizler teşekkür ediyoruz. Zaran Ekinli Köyümüzden efendim Sayın Mahmut Üstün abimize yine efendim selamlar geldi. Asker arkadaşımız Sayın Zeki Çalışkan Beyefendi. Şeydeyim şu anda. Efendim size size selamlar var. Vallahi Gaziantep'ten yazmışlar efendim. Rahmetullah. Evet. Umut Erdem Beyefendi efendim Köse Dağı türküsünü isterler. Köse Dağı'na bitiriyor zaten Köse şimdi. Köse Dağı'na bitiriyor. Neyle bitiriyoruz? Şimdi uzun havaya girersek bir bağlamamız lazım.
Bir neyine biteceğini yani söyle. Öncelikle ben buradan zamanımız var bazı mı? Notlarım var da onlar hemen hepsini ben tamamlamak istiyorum. Kendi benim halam olan Mahmut Üstündağ'ın da annesi olan halama da buradan Allah gani gani rahmet eylesin diyorum. Çünkü o da o zaman ben şimdi içerisinde yeni yazdığım bir uzun havam var benim annelerle ilgili. Olmazsa o anne türküsünü okuyalım. İstek de vardı. Bütün annelerimize gelmiş. Eyvallah olsun. Öyle yapalım. Evet. Ufuk kardeşime buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Başsağlığı diliyorum. Sağ olsun, var olsun, evet kardeşim. Emekli binbaşı Asım Yekeler komutanıma buradan selamlarımı gönderiyorum. Tüm sevenlerimize saygılar, sevgiler diliyoruz abi. Karagaf'dan biçilir mi şu dünyadan göçülür mü? Karagaf'dan biçilir mi şu dünyadan göçülür mü? Dünyadan geçilir ama anadan vazgeçilir mi? Anam anam canım anam. Dünyadan geçerim ama ana 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 anadan vazgeçilir mi? Anam anam canım anam. Ana 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 canım ana, senin derdine kim yana? Senin hakkını ödeyemem, dünya bir yan sen bir yana ana. Ah dünya bir yan sen bir yana. Güvenli ve hızlı al sat yapabileceğiniz kripto para borsası Nariex gündem özeli sundu.